Herkese yepyeni bir Sims 4 BSC evinden, bölümünden helala merhabalar. Geçtiğimiz bölümde biliyorsunuz bu Outdoor Retreat Gamepack'i oynamaya başlamıştık. Talha, Alkan, ben yani evin en çok çalışanları, dikkatinizi çekiyorum, en çok çalışanları olarak herkese diss atıyorum arkadaşlar bölümde, herkese. şaka bir yana. İşte buraya tatile geldik çünkü diğerleri biri hamile, biri ailesini yalnız bırak ama Serap'la buraya gelsek çoluk çocuk burada mı takılacağız? Böyle bir bir tatile çıkalım dedim yahu, bir kafamızı dinleyelim, bir olan olaylardan uzaklaşalım istedim. Bir kamp alanına getirdim ben bizimkileri. Burayı şimdilik böyle araştırmaya başladık. Bakalım etrafta neler var, ne yapabiliriz vesaire. Şimdi sabah oldu. Dolayısıyla ben uyuyorum her zamanki gibi. Talha var. Talha şu anda kendi kendine takılacak orada. Evet, sıcak bir hava şey yaptığı için şu anda gayet mutlu. Burada bize hot dog yapsın. Çünkü biz açız. Alkan ve ben gördüğünüz gibi bütün gece uyumadığımız için zavallı Talha'ya. Talha zaten bize şiş kebap yapar. Bize hot dog yapar. Böyle çocuk bize çalışıyor resmen. Yalnız böcekler maşallah. Yalnız ben hot dog yap dedim, şiş kebap çıkardın. Ne iş? The Pack Cube ne ya? Send home. Bu ne ya? Ufak bir sorun var, ben anlayamadım da o açıdan. The Pack Cube. Ha. Sanırım bunu içine bir şeyler koyuyoruz, ondan sonra onu eve gönderiyoruz. Böylece burada kalmak zorunda kalmıyor. Yani burada kalmıyor eşyalarınız anladığım kadarıyla. Şey gibi, Animal Crossing'deki gibi. Bir sepete koyuyorsun, sonra kendi adanıza döndüğünüz zaman alabiliyorsunuz onu. Evet, daha sonra şurada bir şey var. Bu ne? Look for frogs. Baksın bakalım. Ben bugün Talha'yı kullanacağım. Talha niye uncomfortable? Ay, kolunu yakmış. Şeyde muhtemelen hani cızbız yaparken. Tamam Talha'cığım, yemene gerek yok artık. Hadi yavrum. Gökhan orada işe gidiyor, Neslihan işe gidiyor, Serap okula gitti. Bunun güzel bir yanı tabii ki aynı anda diğerlerini de kontrol edebiliyor olmalı. Şimdi diğer daha önceki simlerde, Sims oyunlarında böyle bir şey pek mümkün değildi. Hani mesela bir tatil eklenti paketi geldiğinde tatile çıktığınız zaman apayrı bir oyuna geçiyordunuz. Apayrı bir senaryoya geçiyordunuz. Dolayısıyla mesela birkaç kişiyle tatile gittiğiniz zaman o diğer kişilerin üzerinde hiçbir kontrolünüz olmuyordu. Şimdi böyle bir şey yok. İstediğiniz zaman istediğiniz karakterin kontrolüne geçiş yapabiliyorsunuz. Bu da güzel tabii çünkü her zaman burada bulunmak istemeyebilirsiniz. İsterseniz burada kendi kafalarına göre tatil yaparlar. Siz kendi evinizde devam ederseniz diğer tarafta başkaları olur gibi gibi. Şimdi ben birazcık çiçeklere bakayım diyeceğim ama burada da toplanacak çiçek yok. Demin geçen bölümde böyle rastgele bir çiçek buldum ama o da zaten acayip belliydi yani, beni topla beni topla diye bağırıyordu resmen. Bu Sims'in de böyle bir şey var, etrafta gezip toplamanız gerekiyor. O da biraz tuhaf tabi. Buraya gitmemiz gerekiyor. Burası başka bir yer, kalınabilen başka bir alan. Burada böyle oturup güzel güzel şeyler yapabilirsiniz. Ne mesela, denize bakarsınız, işte balık tutarsınız. Aramızda hiç kimse balık tutmadığı için böyle düzgün balıklar yakalayamayız buradan ama koleksiyon yapanlar muhtemelen buralar, bu yeni yerlerden memnun kalacaklardır. Oraya değil de gel buraya, bir tane daha kaplumbağa madem. Ay kurbağa. Sen sevdin burayı. Bunu evimize götürüp koyabiliriz muhtemelen. Başka bir şey buldum, bak bakayım. Deniz ne güzel parlıyor ya. Deniz değil tabi bu da. Başka ne yapabiliriz yahu? Şöyle bir geri çıkalım. Bu ne? Sanki bir şey gördüm orada ama yok ya, düşündüğüm şey değilmiş. Evet yani kısacası Outdoor Retreat yine sizi belirli bir yere tıkan bir oyun. Ben şu anda en azından öyle düşünüyorum. Biraz daha oynadıktan sonra tam kararımı vereceğim muhtemelen. Çünkü oradan çıkıp buraya geldik. Yani ne fark etti ki hayatımızda, ne gibi bir değişiklik oldu. Mesela bir ayı görmek istiyorum. Bir şeye gideceğim.
Mega prank call. Prank call yapalım. Ha, bu arada istediğiniz zaman Tuna'nı arayıp şakka lan şakka diyelim. Şakka. Evet, gördüğünüz gibi Talha 1500 yılından kalma akıl telefonuyla. Tunağına gidip evine 100 tane lama gönderiyoruz demiş. Brilliant, brilliant. Şimdi şöyle bir dağlara çıkayım ya. Dağlar, dağlar. Evet, şuralarda dedim bir gidebilir miyim ama tek başıma gitmem gerekiyor galiba. Şimdi burada alanımız vardı zaten. Buraları biliyoruz. Bir de şuralarda bir yerlerde daha ileride mi kalıyor? Şurası mı oluyor? Bir dağlık bir alan vardı sanki. Dedim oraya gidersek belki, yani en azından belki bir ayıyla karşılaşabiliriz. Nerede yahu bu dağlık alan? Bir ayıyı alırdım. Gitme derdim. Kollarımı açaydım. Ayı diyeydim, gitme. Evet, bakalım şuraya bir gidelim. Tabii ki yine beyaz ekranımız gözlerimizi alırken. Gözlerimizi alırken. Biraz daha uzun tutsaydınız. Alt tarafı önümdeki eve gittim yahu. First Highway. Artık buradan bence yukarısı. Ya niye dağlık alana gidemiyorum ya? Ormanlarda kaybolamaz mıyım ben? Böyle bir isteğim gerçekleşemeyecek mi? Heh, dur. Bir şey çıktı. Nasıl çıktı o ya? Ben tıklıyorum ama. Yok. Tıklayamıyorum. Ya tabii her şeyi deniyorum bunu yapmak için ama. Şimdi bu Forest Side Way'e geldik. Hideaway. Bakalım burada bir atraksiyon var mı? Aha! Burada bir şeyler yapıyor bu adam. Ne yapıyorsun? Yalnız ben onu alırım. Onu söyleyeyim de. Adam kızar mı ki bana ben onu alırsam? Bu ne be? Ha, ağaca takılı lamba. Güzel, güzel fikirler. Güzel şeyler düşünmüşler. Şunu alalım. Resmen adamın emek harcayarak yetiştirdiği bitkisini çalmış bulunmaktayım. Çünkü bildiğim bunlar parlıyor. Bunlar olmuş yani. Adamın muhtemelen 20 gününü çaldım az önce. Bir... Bu neymiş? Patates ve havuç. Ya ben de sandım, dedim ki yeni bir bitki keşfettim demek. Ama yok. Yok maalesef. Şurada bir yerlerde belki yeni bir bitki vardır. Aha, yeni insanlar. Yellow. Cheerful introduction. Burada insanlar demek ki ailecek gelmişler. Kamp başına. Burada eğleniyorlar yani. Dag. Dag. Ah, dag. Adam gitti vallahi aralarına. Katıldı. Nasıl bir isim o Exilier? Exilier. Yani Exilier'i duydum da Exilier'i. Aha! Aha! Ayı. Dur. Dur ayı. Lütfen ayıcım dur. Sean Light. Ayı dur. Ayı lütfen. Niye gerildin? Ayıyı görünce nasıl gerildi? Haklısın. Aa! Nasıl be? Şey var, bir tane ayı var yani bu şeylerin arasında. Çok datın, çok da fifi. Evlilik demek, hapishane demek oğlum. Bir ayının.
Wow. Wow. Bu arada yine ısırıldı. Evet, bu ayı şarap olsun, salam olsun, bu tip şeylerden hoşlanan bir ayı. Bu arada ben buradaki insanların hepsini unuttum, direkt ayıya odaklandım değil mi? Heh, bak burada şey alabiliriz, ihtiyaçlarımızı alabiliriz. Ne? Ne atarlı bir ayıymışsın. Alelu. Alelu. Bu buranın da ranger'ı bu mu? Hmm. Evet, aynen buranın da ranger'ı bu arkadaş. Shives, wow. Ayı ile birlikte üçlü bir konuşmanın içine girdik. Sen az önce gaz mı çıkardın? Abi herkes ayıya geldi. Adam tam bir ayı. Neyse, ben bu konuşmadan çıkar. Talha bu arada inspired oldu. Nasıl oldu bilmiyorum artık. Evet, bir şeyler almak istiyorum ben. Ama ne alacağım henüz bilmiyorum. Evet, bakalım ne alabiliriz kampımız için. Evet, gördüğünüz gibi Air Cushion Double isminde ikili bu şişirmeli yataklardan alabiliyormuşuz. Bunları hemen eve götürebiliriz diye düşünüyorum. Burada ondan sonra çocuklar için bir şey var. Keman. Şu Basil'dan iki tane alayım. Çünkü bir yerde ihtiyacımız vardı. Daha sonra işte bu içine koyabileceğiniz muhtemelen aynen öyle zaten. Yemeklerinizi ya da içeceklerinizi içine koyabileceğiniz ve onları düzgün tutan küçük mini bir buzdolabı yani. Ondan sonra kamp yapabilmeniz için bir kamp şeysi. Çadır. Heh, bunları. Bu arada burada eğer çok uzun kalmayı düşünüyorsanız Fishing Mall Volume 1 var. Yani balık tutmak kasabilirsiniz. Tekli yine zımbırıklar var. Lightbringer Portable var. Bu da elinde taşınabilen bir lamba. Yine burada soğandı. İşte parsley. Tam olarak hatırlayayım. Maydanoz olabilir. Bir şey olabilir. Campfire. Rocks of Fire. Bu ateş yakmamıza yarayan. Sage alalım bir tane daha. Ona bu oturabileceğimiz. Bu klasik hani yönetmen koltuğu gibi şeylerden var. Ve oyun masası var. İlginç. Buradan da tek tek istediğiniz şeye bakabiliyorsunuz. Şunları bir alayım ben. Tamam. Şimdi burada bulduk. Tek yapmamız gereken şey bunları yapabileceğimiz bir alan bulmak. Bu bizim alanda var. Onu rahatlıkla... Aha, burada çıkmış bir tane. Harvest. Harvest diyelim. Onu da alsın. Acaba diyorum hani böyle başka bitkileri karıştırarak bir pislik çıkartabilir miyiz? Yani mesela diyelim ki kötü bir karışım yaptım. Örneğin zehirli bir mantarla zehirli bir bitkiyi bir araya getirdim. Sonuçta ne oluyor? Ölüyor muyum? Mesela. Olabilir gerçi. Sims 4'te biliyorsunuz ölmenin sınırı yok. Herhangi bir şekilde ölebilirsiniz. Yani bir şeyi tamir ederken ölme riskiniz ne kadar yüksekse yol yürürken düşüp ölme riskiniz de o kadar yüksek. Yaşınıza bağlı hepsi. Şimdi bakalım. Böyle böcek göremedim. Her yerde böcek ismi geçiyor ama bir türlü böceğe rastlayamadım. Çok şükür. Çok şükür. Hani şikayet ettiğimden değil. Yanlış anlaşılma olmasın. Benim nerede bizim şey? Bu neydi o? Mangal. Heh. Mangal mı desem, ızgara mı desem? Mangal. Benim kültürümde mangal arkadaşım, o sucuk mucuk yapıyorsun orada. Aa, bizim burada mangal vardı. Bir afalladım. Aa. İyi, bize Talha'nın tek diğer tuvalet zaten. O yüzden onu ya. Heh, burada mangal. Aferin Talha'cığım. Aferin. Elderberry ihtiyacımız varmış. Firefly. Evet, işte böcek göremediğim için bilmiyorum. Elderberry'ler genelde bunlar elderberry'e benziyor. Hani elderberry'ler böyle adı üstünde berry. Böyle bir böğürtlen çeşidi ama nerede bulabilirim bilemiyorum. Bir böğürtlen arayışına çıkayım. Böğürtlen ararken bu arada Talha çok yoruldu. Sen de bir tanış bakayım o arada. Kız gerçi tuvalete gidiyordu ama.
Seni şu anda sallamayacak muhtemelen. Ay Allah'ım. Böyle biz 3 gün mü kalacağız dedik? 3 gün kalacağız sanırım. O yüzden ikinci günümüz bu. Böyle üçüncü günümüz... 2 gün mü dedik yoksa? Ay hatırlamıyorum. Burası pahalı diye 2 günde demiş olabilirim. Temel hareket edilemedi şu anda. Ne yazdığını söylesene. Söyleme pek. Şu aslında şeyi satabilirlermiş. Alanlarda. Sinek ilacını. Ama illa kendimiz yapalım diyorsan bana o yerde bakayım şu elderberries mi? And your mother smells of elderberries. Her yeri tıklıyorum şey gibi. İpucu bulma piksel arıyorum şu anda yani. Peril gitmiş yatmış. Hakan ne yapıyorsun? Bulutları izliyor. Alkan nasıl romantik bir çocuk? Bu çocuk hala nasıl bekar ben anlamıyorum ya. Acıkmışız. Hemen. Şiş kebap. No. Şiş kebap. No. Aa burada. Bunlar nasıl? Attempt to identify. Ha. Bir dene bakalım ne olabilir? Bir iyice bakarsan belki. Papatya çocuğum o yemene gerek yoktu. Herbalizm becerisi kazandı. Neymiş? Tabii herbalizm yani bitki bilgisi olmadığı için dolayısıyla bilemedi ne olduğunu ama yemekten onu alıkoyamadı. Gördüğünüz gibi simler bayağı cesur. Hani o böyle zehirli bir şey de olsa yiyecek yani. Pik umrunda değil. Pik umrunda değil. Talha yesin madem. Beri zaten uyumuş. İçine gir uyu bari kızım. Soğuk zaten giymişsin. Giymiş misin ne yapmışsın bilemiyorum. Bari son günümüzde de balık malık tutalım yani. Ha bak burada bir şey var. Alkan. Bak Pams burada bir şey var. Bunu alsana ya. Bir şey diyeceğim. Burada mesela bir pikniktir. Bir şeydir. Hiçbir şey yok mu ya? Group activities. Tell group story as the club case. Friendly. İlginç. Yani hani böyle bir piknik yapabilme ihtimalimiz. Şeyler. Falan. Ne? Zaten bunların kafası benim kafam bunlara basmıyor arkadaşlar. Evet. Ah böylece bir tatil günümüzün daha sonuna gelmiş olduk. O yüzden bir sonraki bölümümüzde muhtemelen tatilimizin son gününü yaşayacağız. Artık ne yaparız tam olarak bilemiyorum. O yüzden bakalım son günümüzü güzel değerlendirmeye çalışacağım. En azından bir piknik midir nedir yani değişik bir aktivite yapmayı düşünüyorum. O yüzden bir sonraki bölümde tatil alanımız daha da gezmek üzere herkese iyi oyunlar.